Evet arkadaşlar, yepyeni bir videoma tekrardan hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün hayvanlarımıza mama yapacağız. Şöyle lahanayı göstereyim. Kırmızı lahanadan biraz doğradım işlerimi. Küçük küçük yaptım arkadaşlar, hayvanlarımızın yiyebileceği kadar. Şöyle tane tane yaptım. Cicime veriyorum ben hayvanlarımıza. İki tane cicimi de şöyle dizeyim, şunları alacağım. Ben ekle olarak mama, ayrıca mama vermiyorum. Ben kendi mamasını kendi yapıyorum. Biraz hayvanlarımızı kızıştırmamız lazım. Şimdi yumurta falan biraz girmiyorlar yuvalara. Şöyle böyle güzel bir ezdim bunu. Şimdi de şöyle yapayım. Şimdi olmazsa olmazı pancar. Bunları biraz doğramamız lazım. Bu birebir kızıştırmaya yarıyor arkadaşlar. Birebir yani. Hiç kaçırmayın derim. Yerinizde olsam en çok vermeniz gereken şey bu. Bir de havuç. Kimileri diyor, hayvanlar diyor, işte diyor, yavruladığı zaman diyor verilmemesi lazım. Bence öyle bir şey yok. Yani ben o kadar kişiden gördüm. Ustalardan da gördüm bu işin ustalarından, yani ehlinden gördüm. Veriyorlar. Hiç demiyorlar yani şey yok, yavruladı falan, kızışın yumurtayı yer falan. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Veriyor artık. Ben görüyorum. Şöyle. Yeterli mi? Biraz daha şey yapmam lazım. İçeride 7 çiftimiz olduğu için ona göre yapayım. Fazla yapmaya gerek yok. Şöyle biraz daha yaptık. Şimdi yeter mi? Az bir şey daha. İnşallah Allah nasip ederse bunu yiyince canavarlar yavru vermekleri nasip olacak inşallah. Yavru alabileceğiz. Bakalım, çok mutluyuz. Bu kadar pancar yeter. Şöyle alabilirsin yakın çekim. Şu kadar kestim. Bu kadar onlara yeter. Şöyle biraz su oldu pancar sayesinde. Yine biraz havuç doğrayalım. Havucu, yani pancar olmasa bile havuç kesinlikle verin. Hem vitamin açısından mükemmel, hem de kızıştırıcı etkisi çok yüksek hayvanlarımız için. Öyleyse biz yemiyoruz, onlara veriyoruz. Ver Allah, ver. Valla. Şöyle güzel bir şekilde havucumuzu alayım. Bu kadar yeterli herhalde. Tamam. Havucumuzu aldık. Şöyle arkasını da süpürelim. Kimileri havucu sıkıyor hayvanlarımız ishal olmasın diye. Ben sıkmıyorum arkadaşlar. Yani az o kadarcık sudan da bir şey olacağını düşünmüyorum açıkçası. O yüzden ben sıkmak istemiyorum ve sıkmayacağım. Şimdi son olarak arkadaşlar, benim en çok sevdiğim meyve olarak elma veriyorum. Elma birebir vitamin. Elmayı da doğradık. Bu kadar yeter mi? Elmanın kabuğunu falan ben aldım arkadaşlar. Soydum temizce. Şöyle mamayı da karıştıralım bunları. Hepsine. Şöyle. Biraz daha elma doğrasam mı? Az bir şey daha alayım. Şöyle arkasını temizleyelim. Ben de şöyle koyup bir karıştırmak önce. Biraz sulu bir mama oldu. Şimdi arkadaşlar, hayvanlarımızın en çok sevdiği yumurta. İki tane koyuyorum arkadaşlar ben genelde. Böyle yumurtayı ezelim. Allah ez. Oh, ezelim bakalım. Yumurtayı biraz beklettim arkadaşlar, şeyini çeksin diye. Suyunu. Çekti de zaten. Bir yumurta da ekliyorum şuraya.
Şöyle kabuklarını atmadım arkadaşlar. Kabukları da hayvanlara veriyorum. Zaten taş maş verdiğim için sıkıntı yok ama kabuklarını da ben gene veriyorum. Hayvanlar gene yesin. Yani ayrıca şey yapmıyorum. Ben gene veriyorum. Sonuçta Allah nasip ederse yavrulacaklar. Şu kıvama getirmeyeceğim. Şimdi kıvama geldi. Şunları karıştıralım birbirleriyle. Güzel bir harmanlayalım. Şimdi kabuklarımızı da atalım. Ben kabukları bu şekilde gene veriyorum. Yani kimileri vermez bilmiyorum da ben veriyorum arkadaşlar. Benim düşüncem. Bunu toz haline de getirebilirsiniz. Bizde dövecek olmadığı için en yakında bir dövecek almam lazım eve. Dövecekle beraber güzelce yoğurtup öyle verebilirim de. Tamam. Son olarak da arkadaşlar biraz kekik, biraz nane. Az bir şey hayvanlarımızla. Şöyle az bir şey ekip az bir şeyler nane yapalım. Zaten kokusu benden aldı şimdiden bile. Vallahi mükemmel oldu. Ayağımızın üstüne düşmüş. Şöyle bunu karıştıralım. Tamam. Şimdi ilk önce kaplamamızı yavaş yavaş doldurmaya başlayalım. Şöyle. Şöyle bu bir kabımıza. Diğer kabımıza. Şu diğerine. Şu diğerine. Şu da diğerine. Bunlar da arkadaşlar en küçük kaplarımıza da koyayım. Şöyle diğer kabımıza da. Şöyle güzel bir sıyıralım. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi birazdan deneyelim bakalım. İki tanesini alıp gidelim. Şöyle odamıza yavaştan yavaştan. Canavarlarımızın yanına gelmiş bulmaktayız. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. İlk önce şuna bir tane koyalım. Kapatalım. Bakın görüyorsunuz zaten yuvaya girmiş. Ama nasıl ederse yavru gelecek. Şöyle bıraktım onu da. Sen burada kal ben geliyorum. Yani. Sen şöyle fıstığı çek istedim. Kaplarımı aldım ve geldim arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle koyayım. Sonra sizinki de geldi. Buyurun kızım. Sonra sizinki de geldi beyefendi. Buyurun. Sizinki de geldi hanımefendiler. Şöyle takviminizi de verelim. Arkadaşlar bunları bir gün geçmeden alın. Çünkü yumurta bozulma yapar. Bozulduğu zaman hayvanlarımız hastalanabilir. Öyle gereksiz şeyler yapmayın. Açıkçası söylemek istedim. Burayı da temizleyeceğim arkadaşlar. Merak etmeyin. Şöyle kameraya ben geçeyim. Hayvanlarımızı göstereyim hem. Evet. Çiftimiz yumurtaya başladı arkadaşlar. Yavaş yavaş yuvaya giriyor çıkıyor. Şu çiftimizde iş yok. İnşallah mama yiyince ejderha kesilecek başımıza. Bakalım göreceğiz. Bu çiftimizin zaten yuvada işi. Diyorsunuz bu ses yok böyle çıkmadıysa artık siz düşünün yani. Şöyle yavaştan gösterebilirim size. Bakalım ilk mamaya kim gidecek? Merakla bekliyorum.
Oğlumuz yavaştan kafayı aşağı sarkıttı. Atla bakayım aslan parçası. Atla. Atladı. Kusurum benim, ne bakayım ne. Maşallah benim kusuruma. Kuşlar biraz şey korkuyor arkadaşlar. Şimdi ben buradayım ya. O yüzden yavaş yavaş atlayacaklar zaten. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Şimdiden beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir abone olup bir like atmayı unutmayın. Diğer videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler diliyorum.